you Herkese merhaba. Infinity Regenerative Klinikle Sağlık Yönetimi programımızda. Bu hafta yanımda IRC Medikal Direktörü sevgili hocam, uzman doktor Yıldıray Tanrıver var. Bizlere erkek sağlığından ve bu konudaki hastalıkların erken teşhisi konusunda neler yapılabileceğinden bahsedecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür Biz ilk olarak baktığımızda hocam, e, erkek sağlığı denince neyi aklımıza getirmeliyiz? Aslına baktığımız zaman erkek sağlığı çok geniş bir konu. Nelerden bahsetmeye gerekir kısaca diye değinirsek eğer e, prostat iltihabı dediğimiz kronik prostatitten bahsedebiliriz. Ya da e, benim prostat hipertrofisi dediğimiz prostatın kansere bağlı olmayan büyümesinden bahsedebiliriz. Sertleşme sorunlarından bahsedebiliriz ya da penisin eğriliklerinden bahsetmemiz mümkün olabilir genel anlamda erkek sağlığı olarak baktığımız zaman. Şimdi dediniz ki e, sertleşme sorunu, prostat büyümesi bu sorunlar için uygulanan bir yöntem tedavi veya bir cihaz var mı? Yani bu problemler tamamen ortadan kaldırılabiliyor mu? Öncelikle tabii burada e, alta yatan sebeplere bakmak çok önemli. E, kişi geldiği zaman fizik muayenesinin yapılması çok önemli. Öyküsünün alınması çok önemli. Çünkü sertleşme sorunu diye baktığımız zaman evet diyabet, e, kronolojik olarak yaşın ilerlemesi, hipertansiyon, e, aterosiklerotik hastalıkların hepsi ...sertleşme sonunu yaratabilir. Hormonal durumlara mutlaka bakmak gerekiyor. Çünkü hormonlar da biliyorsunuz erkek sağlığında ...çok ön planda olan e, ve istenmesi gereken... laboratuvar testleri içine girmekte. Gerekirse eğer ileri e, görüntüleme yöntemleriyle de... ...araştırma yapmak, damarların durumuna bakmak... ...gerekli olabiliyor. Bütün bunların hepsini yaptıktan sonra, baktıktan sonra... E, ...evet, duruma göre de tedavi planlamasının yapılması... ...gündeme gelebilir. Eee... Bu konuda teknolojinin de ilerlemesiyle çok farklı cihazlar ortaya çıkmış durumda. ESVT cihazını buna örnek olarak verebilirim. Özellikle sertleşme sorununda ve prostat büyümesinde kullanılabiliyor. Nasıl uygulanıyor hocam? Şöyle anlatabilirim. Bunu aslında çok eski zamanlardan beri, uzun yıllardan beri uygulanan bir yöntem. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle bu teknolojinin odaksal olarak, noktasal olarak bize Yüksek enerjili ultrasona göre yüksek enerjili yüksek frekanslı ses dalgalarını istediğimiz bölgeye, cinsel bölgeye verme şansı tanıdığını görebiliyoruz. Burada önemli olan nedir? Mikro travmalar oluşturarak hücresel düzeyde özellikle büyüme faktörlerinin ortaya çıkması kolajen, elastin gibi faktörlerin ortaya çıkmasıyla sertleşme sorununda gerçek anlamda iyi sonuçlar elde edilebiliyor tüm bu uygulamalarla beraber. Herhangi bir yan etkisi oluyor mu ya da ne bileyim olası bir komplikasyon var mı? Özellikle en başta söylediğim gibi fizik muayene ve öykü çok önemli. Eğer kişi kan sulandırıcılar kullanıyorsa bunların dozların ayarlanması bazen gerekebiliyor ya da daha önceden kesilmesi gerekebiliyor. Neler yapabilir? Açıkçası makalelere baktığımız zaman diğer yöntemlere kıyaslandığında ESV yöntemi ses dalgaları yapılan bu yöntemde komplikasyonlar ve yan etkiler ciddi anlamda daha az olduğunu görebiliyoruz. Ne yapabilir, belki peniste hafif bir kızarıklık yapabilir, hafif bir ödem yapabilir ama bunlar Hı. çok kısa süreli olan durumlar. Zaten bunların da tedavileri çok hızlı şekilde yapılabiliyor. E sonrasındaki e, çiftlerin memnuniyet oranları ile ilgili elimizde bilgiler var mı? E, elbette var. Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında baktığımız zaman e, bir kere çok kolay kullanılan bir yöntem. Hı. Yani e, tabii ki hekimin burada deneyimi çok önemli, ama 20-25 dakika sürebilen bir yöntem, bu e, ses dalgalarını odaksal olarak e, cinsel bölgede ...anatomik olarak belirlenmiş bölgeleri ses dalgaları veriyoruz. ve Bu ses dalgalarının sonunda da... E, ...baktığımız zaman yaklaşık 1500'de 3000 atış yaparız e, yapılabilir burada. Bunun e, artmasıyla beraber... ...sonuçlara baktığımız zaman bu uygulamadan sonra... ...yaklaşık %80'lere varan... E, ...hem e, erkeklerde hem de partnerlerinde... E, ...memnuniyet oranı olabiliyor. Tabii burada eğer istenirse... E, ...daha farklı yöntemlerin de eklenmesi mümkün olabiliyor. Nedir bunlar? PRP'nin uygulanması... E, PRGF'in ya da kök hücre uygulamalarıyla da bu tedaviyi, bu uygulamayı desteklemek mümkün olabiliyor. Peki hocam iyi sonuç alınabilmesi için aşağı yukarı kaç seans yapılması gerekiyor? Kişiye göre değişmekle beraber 4 ve 8 seans arası bizim için yeterli. E, uygulama yapıldıktan sonra kişi çok rahatlıkla işine, hayatına devam edebilir. Bu şekilde tedavide sonlandırabiliriz. Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Evet, Yıldıray hocamıza sormak istediğiniz soruları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Infinity Regenerative Clinic ile ilgili detaylı bilgileri ise videonun açıklama kısmına ekliyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Müzik